Derken sevgili izleyenler ve hayatının dönüm noktasında aslında yeniden doğmak ifadesi bile fazla olacak. Asıl doğmak dediğimiz noktasında Kur'an-ı Kerim'le tanışması ve Kur'an-ı Kerim'le haşır neşir olması. Ama Kur'an-ı Kerim'i okurken ön kabulle değil de araştırarak gerçekten iman noktasında devreye imanı sokarak, araştıran imanı devreye sokarak Kur'an-ı Kerim okumak var. Bu genelde sonradan Müslüman olanların yaptığı bir usul. Çocukluğunu da Müslüman olarak geçiren insanların Kur'an-ı Kerim elbette ki dikkatlice okuduğunu bir kez daha nazara vermek lazım. Ama bazılarımız nedense Kur'an-ı Kerim'i çok fazla okumadan hayatımızı yaşıyoruz. Hem de Kur'an'a göre yaşadığımızı söylüyoruz. İşte bu konuda geride kalan süre içerisinde Abdurrahman Dilipak Beyefendi'ye sormuştum. Ondan duyduğum bir sözü hatırlatarak inandık dediğiniz, inandım dediğiniz Kur'an-ı Kerim'i kaç defa okudunuz sorusuyla bizi baş başa bırakmıştınız yıllar öncesinde. Kendimi dikkat alarak söylüyorum. Evet. İkisi arasında nasıl bir fark var Abdurrahman Bey? Yani şimdi Kur'an-ı Kerim'den bir ayet okunduğunda hepimiz amenna ve saddakna diyoruz hemen dil alışkanlığıyla. Yani iman ettim, tasdik ederim. İman etmek okudum ve anladım. Yani işittim ve anladım anlamına geliyor. Saddakna tasdik ederim. Yani Kur'an-ı Kerim'in hani sonunda Diyanet mührü var ya. Onun üzerine bir de imza atmak gerekiyor. Onaylamak. Çünkü kulla Allah arasında karşında malların canlarını sevdiklerini istedip onun da karşında cennetin vaat edildiği bir kontrattır bu. Hilafet sözleşmesidir. Yani Allah'ın yeryüzünde rızasına uygun yaşama, düşünme, davranma sözüdür, ahittir. Bir, mesela İncil ve Tevrat'ta da eski ahit, yeni ahit denir. Yani kutsal metinler Allah'la kul arasında bir ahittir, ahitleşme. Değil ama tasdik etmek derken onaylamak anlamında değil. Onaylamak aynen. Yani ben kendi hayatım için yani o sözün doğruluğunu değil ben kendi o Allah'ın sözüdür. Evet. İnkar etsem ne yazar o yine doğru. Ama burada ben onu kendi hayatım için rehber kabul ediyorum diye aynen kontrant. Hani notere gidersiniz okudum anladım kabul ettim diye elinizle yazdırır ve imza ettirir ya. Evet. Aynen okudum oku diye başlıyor zaten. İlk kabul edeceğin o. Okudum, anladım. Anlamadınızsa mükellef değilsiniz. Çünkü ya nasıl anlamadığınız bir şeye iman edersiniz ki? Evet. Okudum, anladım, kabul ettim. Ve imza atarım. Aslında her akıl bali olan çocuğun önüne ritüel olarak bir Kur'an-ı Kerim'i koymak lazım. Son sayfasını açıp ama okuyunca. Okudum, anladım, kabul ettim diye yazıp tarihinde düşmesi lazım. O zaman hani Müslüman değil. O Müslüman. Ama o sorumluluğunun idrakine vardığı bir zaman. Mümin olma dönemine mi geçiş yapıyor? Yani o gerçekten İman. Artık kendi adına babasının velayetinin dışında kendi adına kendi idrakiyle Müslümanlığını kendisine itiraf etmesi. Yani artık ben Müslümanım ve sorumluyum. Akil ve bali olmak. Akil işte zaten. Ve bali olmak. Evet. Aklı eren ve buluğa ermiş, biyolojik olarak gelişmiş, olgunluğa erişmiş. Şimdi Müslüman toplumda doğanlar, işte adı Ahmet Mehmet, kendisi de o gelenek içinde, din değil, o gelenek içinde yaşıyor ve bunu Müslümanlık için yeterli zannediyor. Ha, anne babası namazdan sonra Subhanallah, Subhanallah diye tesbih çekiyor. O da oturuyor, Subhanallah, Subhanallah diye tesbih çekiyor. Yeniden dine giren, ya ne diyoruz burada der, ya niye... Evet. Sübhaneke'yi okuyup duruyoruz. Sübhanallah niye Sübhanallah? Sübhanne. Ama ol mahiler ki derya işredir de deryayı bilmezler örneğinde olduğu gibi o niye Sübhanallah dediğinin Sübhan kelimesinin manasını bilmiyor. Ya, sanki Sübhan Dağı'ndan bahsediyor gibi. Sübhanallah, Sübhanallah diyor. Oysa bir anlık tefekkür bin yıllık nafile ibadetten daha hayırlıdır. Bir an o Sübhan kelimesinin kendi üzerine yüklediği bir tefekkür dünyası, bir bakış açısı, bir sorumluluk bin yıl tesbih çekmekten çok daha hayırlı. Biz tesbih çekmeyelim demiyoruz ama çektiğimiz tesbihin bilinçli olsun. Farkına varma. Sadece tesbih çekmek değil, aynı zamanda şey. Nafile olarak kılınan namazlara da şamil oluyor, içerisine alıyor. Fatiha'nın da manasını anlayacağız. İnmemiştir hele Kur'an, şunu hakkıyla bilin. Ne mezar başında okunmak, ne de fal bakmak için. Göte'den gelmiştik buraya. Evet. Göte'yle devam edeceğiz. Hattımızın diğer ucunda ki biz Göte'yle ilgili eserleri aslında bize kazandırdığı için teşekkürle
yayını almak istiyoruz. Birkaç eserinden hemen bahsedelim. Özellikle konumuzla ilgili Göte ve İslamiyet, Göte'nin Doğu Batı Divanı'ndan Cennet Bahsi, Göte ve Tasavvuf gibi eserlerin müellifi Bayram Yılmaz Beyefendi, yardımcı doçent doktor, telefonumuzun diğer ucunda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Sizlere de hayırlı akşamlar. Biz yine sizden öğrendiğimizi sizinle paylaşmak maksadıyla ekranlarının başında bulunuyoruz izleyenlerimizin. Ama tabii ki siz olmadan olmuyor. Geride kalan süre içerisinde, gerçi çok kullandığımız bir kelime oldu ama gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak da vurgu yaptı birkaç kez isminize. 22 yaşında oralarda dolaşıyorduk biz Göte'nin hayatında ve programa başlarken de bir soruyla başlamıştık. Yani bir ismi dikkate verdiğimiz zaman o isim beraberinde bir sıfatı getirir. Ya sıfatla ismi buluruz ya da isimle sıfatı buluruz. Göte hususunda sizin çok fazla araştırmalarınız var, çalışmalarınız var. Sizde bıraktığı intibayı, belki programın son dakikalarında sormam gereken bir soruyu öne alarak başlatmak istiyorum. Nasıl özetliyorsunuz? Göte dediğimiz zaman sizin aklınızda neler canlanıyor hocam? Şimdi Göte bu ismi kullanmış, Göte ismini. Fakat bu divanı yazdığı zamanlarda ismini değiştirmiş. O isim de Hatem ismi. Hatem. Hatem ismi mesela beni bir ara Müslüman Almanlar Almanya'ya davet ettiler. Göte'nin İslam'la olan alakasını anlatmak üzereydi. Şöyle 25 dakika, 30 dakika gibi bir zaman içerisinde anlatıver dediler. Ben gittim, onlara anlatmaya çalıştım. Müslüman Almanlar Göte'nin Müslüman olduğu hususunda fetva da vermişler. Ve fetvalarının sonunda diyorlar ki bundan sonra Göte'nin adı Muhammed olarak kesmeye olunacak. Ben o zaman dedim ki siz Göte'nin yazmış olduğu divanı okumadınız mı? Okuduk dediler. Peki orada siz kendiniz hem Müslüman diyorsunuz hem de onun vefatından sonra kalkıp kendisine bir isim ihdas ediyorsunuz. Bu doğru değil dedim. Peki ne diye sordular? Divanda Göte kendisinin Hatem olduğunu yazmış. Hatem, biliyorsunuz Hatem Tayyi var divan edebiyatında, cömertliğiyle meşhur bir isim. Bir ondan almış olabilir, bir de ben o zaman dedim ki Kur'an-ı Kerim'den almış olabilir. Çünkü Kur'an-ı Azimuşşan'ı Göte okumuş bir insan ama tabii tercümelerden okumuş. Üç tane tercüme var. Benim o Göte İslamiyet'te ikisinden bahsediyor ama üçüncü tercümeyi yazmamıştım. Bir de İngilizce tercümeden de okumuş. George Zahle'nin tercümesini okumuş. Orada işte benim ismim Hatem dedikten sonra Kur'an-ı Kerim'de Estağfirullah Mâ kâne Muhammedun ebâ ehadim min ricâlikum velâkin Rasûlallâhi ve Hatemen nebiyyin diye geçiyor. Buradaki Hatem ismini almış olabilir diye ben düşündüm. Kendilerine bunu söyledim. Alman Müslümanlar o zaman dikkate geldiler yani. Böyle bir şey olmuştu. Evet, ki az önce vurgu yaptınız siz evet. Farklı mealler okuduğuna dair evet. Sonrasında da eleştiriyor yetersiz görerek, doğru mu efendim? Doğru, o doğru çünkü kendisi şair olduğu için Göte kendini daima şiirle ifade etmiş olan bir insandır. Kendisi şair olduğu için şair ruhlu birinin Kur'an-ı Azimuşşan'ı şarkın semasının altında dinledikten sonra, okuduktan sonra tercüme etmeye kalkışması daha doğrudur demiş. Böyle bir sözü var. Bu sözü... Tabii sizin baştaki konuşmalarınızı bilmiyorum. Abdurrahman Bey'e buradan çok selamlar. Benim aziz arkadaşımdır, kardeşimdir. Aleyküm selam efendim. Buradan Goethe'nin bir İslam'la olan şiirini, bir de Hristiyanlık'la olan şiirini okumaya çalışayım size. Hayır efendim, onur duyarız. Misafirimiz aynı zamanda Ali Yüksel Beyefendi de bulunuyorlar. Hukukunuz ha. Var biliyorum. Tamam. Bakınız şimdi. İsa semavi kitaplardan olan İncil'in ezeli yazısını havarilere gece gündüz okumuş. Göğe çekilirken de yanında götürmüştü. İlahi kelam tesir etmiş, içlerine işlemiş. Havariler ulvi duygularla dolmuşlardı.
onların hepsi aynı liyakata sahip değildi. Lakin zor zahmet de olsa kıyamet gününe kadar istediler ki kendilerini idare edebilsin Hristiyanlar. Bu niyetle her biri zihninde zapt ettiğini birbirinden farklı yazmaya girişti. Yazılanlar mütenakızdır birbirine, delalet etmez hiçbir şeye. Bir böyle diyor, bir de Kur'an-ı Kerim için vaktiyle tilavet edilen Kur'an-ı Kerim sure ve ayet olarak tavsif edildi. Müslümanlar da bu kitaba hakkıyla layık olmaya çalışınca vicdanında hürmet, huzur ve sükunu hissetti. Yeni dervişan pek vakıf olamadıklarından meseleye çene çalar dururlar bu cedid, bu kadim diye. Şaşkınlık ve telaşla her gün giderek diyor, neredesin ey yüce Kur'an, neredesin ey sermedi saadet diye böyle iki tane şiir var. Daha pek çok şiir var da ben meseleye açıklık getirilmesi yönünden bunları size okumuş oldum. Çok da memnun olduk. Peygamber Efendimizle ilgili yazdığı şiirler ya da şiir, bu konuda neler söylemek istersiniz hocam? Evet, Peygamber Efendimiz'e yazmış olduğu şiir, zaten Goethe bunu 23 yaşındayken yazmış. Şöyle başlıyor. Yani 20 yaşında Kur'an'la tanışıyor, 23 yaşında. 23 yaşında yazıyor. Muhammed Drama diye bu bir piyes hazırlıyor. Onun baş tarafında şu var. Bu ruhun duygularını size anlatamam. Hissettiklerimi bütünüyle size duyuramam. Yakarışlara kulak verecek kimdir? Yalvaran gözlere cevap verecek yok mudur? İşte pırıl pırıl yükselmekte Jüpiter. Sevimli yıldız. Rabbim sen olmalısın. Tanrım bana lütfuyla gözükmekte. Dur, dur. Nazarını benden esirgeme. Sönüyor musun? Lakin sönüp gideni nasıl severim ben? Hazreti ey mübarek ay. Yıldızların kılavuzu. Rabbim sen olmalısın. Tanrım sen yolları aydınlatırsın. Bırakma, bırakma beni karanlıkta, dalalet çukurundaki insanlarla. Haşmetli güneş, sana hasret olanın gönlü yanıktır. Rabbim sen olmalısın. Ey her şeyi gören Tanrım beni doğrul. Sende mi batıyorsun bu ihtişamınla, sende mi karanlıklara gömülmekteyim artık. Aşikar ol ey sevgili, göster kuluna zatını. Rabbim sensin Allah'ım, her şeyi gözeten sen. Güneşi, ayı ve yıldızları, yeri göğü ve beni yaratan sen. Piyes böyle başlar. Evet. Evet. Kaç ayet, kaç hadis, Mevlana'dan kaç beyit var değil mi? Mevlana'dan beyit var, divanda olduğu gibi. Esas Faust'ta var. Bu Faust'takiler çok önemli. Ben bir makale yazdım fakat daha neşredilmedi. Mesela Faust'tan aklımda bir tane, bir yerini ben size aktarmaya çalışayım. Kilisenin midesi büyüktür. Tüm memleketleri yiyip bitirdi, yine kendine gelemedi. Sevgili hanımlar, kilise ancak haram olan malı hazmedebilir der. Yani kiliseye böyle, papazlara ve kiliseye de hücumu vardır. Evet. Çok ayet ve hadis var değil mi? Var, evet, doğru. Yol olarak da Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yolunu hatırlatan bir üslubu var hayatında. Şiirdeki mısraları dikkat alarak ifade ediyor. Doğru, doğru. O divanda geçiyor yine. Onu da okumaya çalışayım mı? Tabii. Lütfedersiniz. Tamam. İbrahim yıldızların efendisini kendine ilah seçti. Issız çölde Musa bir Allah'la büyük oldu. Davut pek çok kusurluydu. Evet, o cürmüyle dolaştı. Bir olan Allah'a hakkıyla bağlanıp beraat edeceğini anladı. İsa bütün saflığıyla duyuyor, kainatın ilahi bir tek diyordu. Onu ilahlaştıran her kişi en kutlu hislerini yaralıyordu. Gerçek aydınlanmalı artık, Muhammed'in başardığı gibi yalnız Allah bir tek diyerek o bütün dünyayı fethetti. Evet, bu da böyle. Evet. Hocam her sanatçının, her yazarın hiç şüphesiz hayatının sonundan baktığımızda ön plana çıkan bir eseri vardır. En çok parlayan bir eseri vardır. Herhalde Faust değil mi Goethe için? Birinci derecede Faust. O şah eser çünkü. Biraz bahsetmeniz mümkün mü? Hayatında neler vardır bu eserde? Goethe'nin hayatında bu eserde. Şimdi Faust'tan pek bahsedecek durumum yok. Ben gerçi bir şey yazmıştım, makale yazdım. Evet. Henüz daha basılmadı ama
Ondan pek fazla bahsedecek bir şeyim yok. Deminki bir kıtayı okuyuverdim size. Şu var mıdır o hayatında? Sadece bunu öğrenmemiz bile yeterlidir. Bir git gel işte Medcezir havası var galiba Faust isimli eserde. Kendi dünyasında da böyle bir şeyler var herhalde. Onu yansıtan bir eser gibi geliyor bana. Çok fazla bilmediğim için sormak istiyorum. Bir de yıllarını almış olan bir eser. Yani 60 yılda tamamlanmış. 60 yılda tamamlanmış 60 yılda bir eser. Bir ömürlük eser de. Üzerinde pek çok çalışmalar var. O da ayrıca bir konuşmak gerekir. Şöyle birkaç şeyle bahsedip geçiştirmek olmaz. Evet. Ama şimdi divanda olursa daha fazla konuşabiliriz. Evet. Doğu Batı divanında divan, özellikle. Divan da anıtsal bir eser çünkü. Sebebine gelince mesela Afrika ülkelerine gönderilen papazlar var. Oralarda misyonerlik faaliyetleri için gönderilmiş papazlar var. Bu papazlar oralara gittikten sonra Müslüman oluyorlar. Tabi başta gecenin Doğu Batı divanı kendilerine rehberlik etmiş oluyor. Bunlardan benim tanıdığım arkadaşlar vardı Almanya'da. Bir tanesinin ismi Hasan Bauer, diğerinin ismi de Muhammed Sıddık'tı. Tanzanyalı hanımlarla evlilerdi bunlar. Ve hanımları da peçeliydi yani. Evet, bu arada mesela Immanuel Kant'ın da, Immanuel Kant böyle Konyalı Selçuklular döneminde esir alınmış bir ailenin çocuğu değil, Safkan Alman, ama onun da Müslüman olduğuna dair kayıtlar var. Hatta bu Salt Halk'ın eleştirisinin orijinal ilk doktora tezi olarak hazırlandığı dosyanın başında kendi el yazısıyla Fatiha vardı. Ben Almanya'da onu aldım ama gelirken bulamadım nereye koyduğumu. Başka ünlü Almanlar da var Müslüman olan, böyle çok güçlü. Şimdi o tarihte şöyle bir durum var. Yani Goethe'nin ve Kant'ın yaşamış olduğu zaten aynı zaman dilimi. Bir tanesi 1729 doğumlu Kant. Ondan sonra Goethe de 1749 doğumlu. Birbirlerini görmüş, tanımış olan kimseler de. O tarihlerde manevi bir çöküş var. Bu çöküşte de başka dinlerde mutluluğu arama yolu var. Böyle bir durum söz konusu. Lakin daha sonra sanayi hareketleri yavaş yavaş gelişince insanlar mutluluğu maddiyatta aramaya çalışıyorlar. Maneviyattan uzaklaşmış oluyorlar. En sonunda da işte Goethe'den bize miras kalan Doğu Batı divanında Napolyon Savaşları'nın sonucunda meydana gelmiş oluyor. Napolyon Ruslara karşı yeniliyor. Rusların ordusunda Müslüman Türkler de var. O Türkler Napolyon askerlerini kovalarken Weimar'a kadar geliyorlar. Weimar'da Protestan Lisesi'nin salonunda namaz kılıyorlar. Goethe bizzat bu namaza iştirak ettiğini söylüyor. Evet. Hatta 5 Ocak 1814 tarihli bir mektubunda şöyle diyor. Ben burada öyle bir hikmetten söz etmek istiyorum ki peygamberin konuşulmasına dahi müsaade edilmediği çağımızda bir hadise vuku buldu. Kim diyebilirdi ki bundan birkaç yıl önce Müslümanlar Weimar'a gelecekler ve topluca namaz kılacaklar, biz de onların namazına iştirak edeceğiz. Böyle bir Almanya var. Fakat böyle bir Almanya'da hiçbir kimse kalkıp da Müslümanlığını ishar edemez. Onu da söyleyeyim. Sebebine gelince ishar edecek olan insan meydan ateşlerinde yakılabilirdi. Evet. Böyle bir şey de var yani. Evet. Bunu da belirtmekte fayda var. Tabii, şu, tabii. Şu ifadeleri yorumlar mısınız efendim? Yani bunun geçerlilik payı var mıdır? Beni hep şansı yaver gitmiş biri olarak övmüşlerdir. Ben de şikayetçi değilim ve hayatımın gidişatını kötüleyecek değilim. Ne var ki aslında çaba ve işten başka bir şey değildi bu hayat. Ve şu 75 yaşımda diyebilirim ki tam 4 hafta 4 başı mamur rahatım olmadı. Hayatı bildiğimiz kadarıyla babasından dolayı bir zenginlik var maddi anlamda. Hayır, zengin falan öyle bir aileden değil. Değil mi efendim? Nedir o? Bazen öyle yazarlar falan ama
Goethe 16 yaşında Leipzig'e hukuk tahsiline gider. Hukuk tahsiline gittiği zaman orada profesörlerin böyle portakallı kek yediklerini falan da görür. Onlara canı çeker yani. Yalnız anne tarafından dedesi Frankfurt'ta Frankfurt'ta belediye başkanlığı yapıyormuştu anne tarafından. Zaten de anne tarafından Goethe 18. Göbek'ten bir Türk subayının soyundan gelir. Sadık Selim Sultan adında. Hatta onun mezarının başına Latince yazmışlar bir dörtlük. Ben o dörtlüğü Türkçe'ye tercüme ederek kitabı neşretmiştim. Yani Goethe öyle çok varlıklı bir aileden gelen adam değil. Normal bir. Babası Frankfurt'ta şeyde belediyede meclis azası olarak bulunuyor ama hukukçu olduğu için öyle. Evet. Goethe'nin annesiyle evlendiği zaman oradan ayrılıyor, vazifesinden ayrılıyor. Goethe'nin dedesi Nalbant mı, terzi mi, öyle bir şey yani. Anladım. Ahım şahım bir aile değil. Rahat, bu manada rahat bir hayatı yok diyoruz yani. Yok yok. Maddi anlamda. Yalnız çok disiplinli yetiştirilmiş. Şöyle diyor, hayatı ciddi sürdürmenin esasını babamdan. Şen tabiatı ve hayal kurma zevkini anacığımdan aldım diyor. Şimdi burada babası disiplinli bir adam, annesi de şen tabiatlı, şen şakrak bir insan. Böyle bir aile ortamı var. Fakat babası Göte'yi 3 yaşındayken disiplin altına alır, eğitim öğretime başlatır. Evet. Hocam, konuyla ilgili sizin bir de Goethe ve Tasavvuf diye bir eseriniz var. Var, evet. Bu çerçevede Goethe ve tasavvuf ikisini bir araya nasıl getirebiliyoruz? Ya da getirdiğimiz zaman neler söyleyebiliriz? Evet, söyleyelim. O çok güzel bir konu. Çünkü Goethe İslam dinini hem Kur'an-ı Kerim'den, Hazreti Şerifler'den anlamış bir insan olmakla beraber Goethe'ye rehberlik eden Hafız-ı Şirazi'dir. Hafız-ı Şirazi biliyorsunuz gazel üstadı bir kimsedir. Ben Hafız Divanı'nı birkaç defa Abdülbaki Gölpınarlı'nın kitabından okudum. Goethe'de Hammer'in tercümesinden okumuş. Bu Osmanlı tarihini yazan Hammer var ya. Evet. Evet, onun yapmış olduğu tercümeden okumuş. 1812-13 yıllarında tercüme edilmiş. Zaten 14 yılında da Doğu Batı Divanı'nı yazmaya başlamış. Ben Hafız'ın divanını Goethe'nin notları, Goethe tutmuş bazı yerlerinde notlar yapmış, kırmızıyla çizmiş, siyahla çizmiş, öyle bir yerler buldum. Bakınız oralarda diyor ki, ay eşsiz bir binici olan sevgilime ayna tutmakta, güneş tacını onun binek atının nalının altına toprak olmuş. O da sadra güzelim, yani sevgilim mektebe gitmediği, yazı yazmadığı halde göz ucuyla binlerce profesörü öğretmekte. Halk sana ikinci Yusuf'sun dedi. Fakat ben iyice dikkat ettim, gördüm ki sen Yusuf'tan da güzelsin. Hafız'ın yüzüne hayran olduğu sevgilinin adını öğrenmek istiyorsan Saf suresine bak. Ondan sonra da min badihiden sonra gelen kelimeyi oku demiş Hafız. Min badismuhu Ahmet çıkıyor mesela. Goethe bunları not etmiş bir insan. Ve ben bu Goethe'nin not ettiği divanı Weimar'da Goethe adına kurulmuş olan bir müzede çıkarttırdım. Gittim kendim tetkik ettim. Böyle notlar çıkardım. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Süremizi de açtık biraz ama ben İlk başta sormam gereken soruyu sonda soracağım. Aslında cevabını vermiş oldunuz anlattıklarınızda ama. İsterseniz ben yine de arzu ederseniz tasavvufla ilgili Goethe'nin bir şiiri var. Onu okuyabilirim yani. O şiirle bitirelim ama öncesinde isterseniz şunu lütfediniz bize. Goethe ile ilgili araştırma yapmanızın sebebi neydi? Bu araştırmaları gördükten sonra mı yoksa öncesinde başka bir neden var mı? Şimdi ben üniversite tahsilini Almanya'da yaptım. Almanya'da tahsil yaparken benim tahsilim Germanistik, yani Alman dili edebiyatı ile Doğu bilim. Doğu bilimde de Arapça ve Farsça vardı. Bu ikisini beraber yürütürken
Goethe'nin Doğu Batı Divanı'nı benim orada bir hocam var. O hocanın seminerinde tanıdım. Yani derste tanıdım. Doğu Batı Divanı diye. Evet. Burada bizzat Peygamber Efendimiz'in ismi Muhammed. Ondan sonra Cenab-ı Allah'ın lafz-ı celalı, Allah kelimeleri vardı. Bunlardan yola çıkarak neden böyle bir eser yazmış Goethe diye araştırmaya giriştim. Araştırmaya girişince bir ev ödevi hazırladım. Daha sonra Goethe'nin şark kaynakları noktayı nazarından Goethe'nin Doğu Batı Divanı diye bir master tezi hazırladım. Daha sonra da Goethe ve İslamiyet diye doktora tezi hazırladım. Ondan sonra da Türk okuyucularına kısa bir mesaj mahiyetinde Goethe ve İslamiyet'i yazdım. Efendim çok çok teşekkür ediyoruz eserleriniz için. Ondan sonra da diğer eserleri yazmaya çalıştım. Benim evet. şeyim böyle oldu yani. Goethe üzerine çalışmalarım böyle başladı. Evet. Böyle devam etti. Hocam evet umarız devam edecektir. Hani bir bölüm var onu paylaşayım demiştiniz. Onu da bitirelim lütfen. Evet. Şimdi Goethe'nin tasavvufla ilgili olarak yazmış olduğu güzel bir şiiri var. Varlığını binlerce şekilde izhar edebilirsin. Ey Nur-u Huda hemen tanırım seni. Zatını sırlarla sesletsen de her yerde hazır ve nazır olan hemen tanırım seni. Selvi ağaçlarının doruklarında tertemiz, taptaze bir iş gidiyor. Ey azamet sahibi hemen tanırım seni. Su atlarının raks eden berrak dalgalarında ey letafet sahibi huşu içinde tanırım seni. Yükselerek fışkıran suyun dağılmasında kainatın ahengini var eden nasıl da vecd ile tanırım seni. Bulutların şekilden şekile çevrilmesinde kainatta sonsuzluğu vaz eden hemen tanırım seni. Arzun çiçek çiçek işlenmiş çayır halısında semayı ışıl ışıl yıldızlarla donatan hazda dalarak tanırım seni. Her yere dal budak salan arsız sarmaşık gibi zadeganların etrafı yağmaladığında ey Malik el Mülk orada hemen tanırım seni. Sıra dağlarda şafak söktüğünde ey gönülleri ferahlatan sena ile kıyama dururum sana. Üstümde gökyüzü ağardığında kalpleri mutmain eden o dem nefeste çekerim içime seni. İç ve dış duygularımla varlığını sezdiğim her şeyi tenvir eden seni senin delaletinle tanırım. Ben Allah'ın yüz ismini yad ettiğimde her bir isim seni bana hatırlatıyor. Evet böyle. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Son evet, soru son evet. soru diyorum ama. Çok selam söyleyeyim. Ayrıca dinleyenlere de teşekkür ederim. Müsaade ederseniz bunları siz paylaşınca gerek Türkiye'den gerekse Almanya'dan aldığınız tepkilerle ilgili 2-3 cümle daha bizimle paylaşırsanız mutlu tabii olacağız. Evet. Teşekkür mü aldınız, takdir mi aldınız yoksa? Beni Müslüman olan Almanlar davet ettiklerinde onlar sevindiler, memnun kaldılar. Müslüman olmayan Almanlar davet ettiler Göte ve İslamiyet'i anlatmam için. Onlar da senden böyle bir konuşma beklemezdik dediler. Türkiye'de ise ne bileyim yani bazı kimseler vardır bu çalışmalardan dolayı sevinmişlerdir, takdirlerini yazdılar gazete köşelerinde ne. Fakat ne gariptir ki işte 22 Mart 2001 yılında Harran Üniversitesi'nden işimize de son verildi. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Evet, kamuoyuna bırakıyoruz takdiri evet. ve bir an önce görevinize dönmenizi arzu ediyoruz tabii ki. Çok çok teşekkür ediyoruz. Kaleminize, sözünüze sağlık diyoruz hocam. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Sevgili izleyenler, stüdyomuzdaki misafirlerimize Göte'yi konuşmaya devam edeceğiz. Lütfen ayrılmayınız.